Peki, başka bir yer okuyorum. Mehmet abi de, ya bize niye böyle diyorsun ya? Haklısın Mehmet abi. Mehmet abi sen rahat uyuyor. Fenerbahçe yine şampiyon demiş de mezarlığın üzerine. Yeni gelen arkadaşlar diyecek olan bu Fenerbahçeli mi? Mezarın üzerine pankart asmış adam. Yeni gömülmüş. Bir günü falan var veya yok. Pankart üzerine asmış. Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon. Şimdi görür o rahat uyumayı. Adam diyor burada hesap veriyor. Öyle gidiyor. Baş, orada baş var. Şimdi psikolojide yapıyorlar. Hazır mıyız? Affetmek, unutmak demektir. Yani neticesidir unutmak. Affedince unutuyorsun. Affetmesen devamlı kafanda o ikaz olarak duruyor. Seni işgal ediyor. Devamlı zihnini meşgul ediyor. Zihnini meşgul edince ne oluyor? İsmin neydi kardeşim? Ahmet. Ahmet değil mi? Şimdi bak bu kaç gramdır abi? Şu tahminen ağırlığı. 300. He? 300. 300 gram. Kaldırırım değil mi sen de ben de? Evet. Tamam. 3 saat sonra bu ne kadar olur sence? 3 kiloyu geçer. Peki 3 gün böyle tutsam ne olur? Tutabilir miyim? Yok. Tutamaz. Ha, kafamızdaki ufak şeyler, affetmediğimiz kişiler dura 3 gün sonra 3 kilo olur. 3 ay sonra bu 30 kilo olur. Kaldıramaz. Onun için affetmek işgalden kurtulmaktır. Aslında ona iyilik yapmıyorsun affetme. Affetmek kendini kurtarıyorsun işgalden. Kafanı kurtarıyorsun. Nasıl affedeceksin? 3 defa kimsenin olmadığı yerde, odada mesela Ömer abi işe bağırarak yapacaksın. Eğer gururun şeyin varsa kimse duymasın diyorsa odada yap. Ömer abi affettim seni, hiç kimse yok. Ömer abi affettim seni, 3 defa de o beyinde siliniyor, daha bu kafanda takılmıyor. Eğer tutarsan, affetmesen, unutmasan zaten ona bir şey yapamıyorsun ki, kafada duruyor. Kin ve nefret hapishanedir, haset kuyudur. Şuradan ezberleyin. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya kim indirdi? Niçin, hangi his için indirdiler? Hangi his? Haset. Orada kalsın. Haset kuyuya indirir. Kin, nefret, öfke, adavet, affetmemek seni hapse sokar. Hapisten çıkman gerekiyor. Onun için affet. Affetmek hapsolmaktır. Şey, affetmemek hapsolmaktır. Başka bir şey okuyorum. Doğru yerde ve zamanda yanlış iş yaparsan zamanı geldiği zaman doğru iş yapamazsın. Bir daha misal vereceğim. Terzioğlu abim. Bak, doğru yerde ve zamanında doğru iş yapmayıp yanlış iş yaparsan zamanı geldiği zaman doğru iş yapamazsın. Misal, örnek. Dersi dinleme zamanında hocayla meşgul olmasan, soru sorup dahil olmasan sınavda soru soramazsın. Öğretmen düşünün. Şimdi ders anlatırken hoca okulda fizik kimi anlatıyor? Eğer hocaya dahil olursan soru sormak, baktın uyku geliyor bir soru sormak. Eğer dahil olursan eğitim alırsın. Soru sormak o eğer yapamazsın. Sınavda soru soramazsın. Bak gördün mü? Sınavda soru sormak yasak iken ders işlenirken soru sormak doğru şeydir. Sana deniyor ki derse git, kitap oku. Televizyon internetlerden uzak dur. Yapmayınca, bunu yapmayıp gelmedin derse, televizyon internette müptela oldun bu akşam. Yapmayınca sonucu seni kahredici azap olur. Sonra yapmaya kalksan zamanı geçti artık. Mesela bana o kadar geliyor ki
İnanın adedi belli değil. Hasan kardeş diyen, abi diyen, hoca diyen diyor ki ya senin dediğin gibi bak şimdi. Ben diyor her gün Asay-ı Musa'yı 10 dakika değil 20 dakika okuyorum. Mizbul Kur'an okuyorum. Televizyon, internetlerden, YouTube'lardan uzağım. Niye? Sıkıntım gitmiyor. Takkemi anlat. Oldun tahip, kurda kaş. O öyle bir kaza geçirdin mi? Pet mi diyorlar? Evet. Pet ondan çıktıktan sonra abi ben okuyorum. Kaç sene tahrip gördün? 5 sene. 5 günde düzelmek istiyorsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeş. 5 sene tamirde olacaksın en az. Ya şimdi diyor ki soruyorum ilk soruyu şöyle soruyorum. Hüzbül Kur'an'ı okuyorum, Risale okuyorum, derse gidiyorum. Gene sıkıntım gitmiyor. Ne zaman başladın kardeşim? Abi 2 gün oldu diyorum. Yalan demiyorum aynen böyle ya. 2 gün oldu diyor. Ya geçen burada da oldu ya. Kimdi ya? Neredeydi ya? Allah Allah. 2 gün oldu diyor. He. Şuradan. İçeri geldi ya odaya. Namaza başladım diyor. 2 gün oldu. Ama Allah'ım gitmiyor diyor. Ağlıyorum. İlk önce onu sordum. Ne kadar oldu dedim namaza başladım. 2 gün. Kaç yaşındasın? 33 yaşında. 30 küsür sene namaz kılmamış. 2 günde namaz kılarak fotokopi olacakmış yani. Sen gündüz yaptıklarını gecede sanal lambalarla gündüz gibi yapıp gündüz işlerini yaparsan gece gündüzü aleminde eşitmiş olur. Oysa her zamanın ve mekanın hükümleri ve özellikleri ayrıdır. Şimdi Allah diyor ki Celle Celaluhu, bak şimdi merak. Ve cehennâ nâmeküm sıbâta. Hoca ne demek manasın? Geceyi dinleme kıldık. Gece Allah Rabbimiz diyor ki gece istirahat örtüsü yaptın. Sen gece sabaha kadar çalışsan internetlerden, televizyon, hatta Kur'an okusan, Risale okusan. Allah ne diyor? Kur'an okuyun mu diyor? İstirahat örtüsü yaptım diyor. Gündüz için ne diyor? Diyor ki maaşa. Ne manası? Çalışmak, rızkını. Maaşiyetiniz için, değil mi? Zemin. Çalışmak için yarattım. Sen şimdi sabahlara kadar otur. Sabah, affedersin, gece nöbet tutan o hayvan gibi tutuyor. 11'lere kadar yatıyor. Sen şimdi Allah yatın, istirahat ettiği dediği yerde internetlerden düşmüyorsun. Çalış dediği, rızkınızı arayın dediği zaman da yatıyorsun. Sen ne istiyorsun ki Allah'tan? Ne yapmasını istiyordun? Adetullah'ını mı değiştireceksin? He? 11'lere, 12'lere kadar yat. Babanın annenin parasıyla geçin. Veya sağda soldan fok balığı gibi 11'lere, 12'ye kadar yat. O ay uzun istiyorum. Vallahi bulamışsan ben de verirdim sana. Olmaz öyle. Çünkü niye? Kuralına göre oynayacaksın. Ne demektir biliyor musun? Şu anlamına geliyormuş. Sabah gece oturup da gündüz uyan şunu yapıyor. Şunu yapıyor bak gündüz gibi yapıyor. Gece gündüzü aleminde eşit yapıyor. Yapmış olursun. Allah diyor ki gece gündüz eşit değildir. Gecenin şahidi yoktur diyor. Başka bir ayette gecenin şerrinden Allah'a sığının diyor. Size bir şey söyleyeyim ama demeyin. Tamam. Çocuklar da var. Gece 12'den sonra sakın oturma. Ayakta olma. 12'den sonra oluyor. Gençler de var. Yapma. Bir şey biliyor. Yani bir şey biliyorlar alimler. Cenab-ı Hak çok şey biliyor, söylüyor. Yapma. 12'di, gece 12'den sonra bile yatsı namazı imsaka kadar kılınabilir. Tamam. Ama 12'den sonra yatsı namazını kılmak mekruhtur. Bak ibadeti bile söylüyorum sana. Mekruhtur.
Gece yarısından sonra yatsıyı bırakmak mekruhtur. İbadet buysa, farz olan hepsi namazı. İnşallah müstakil anlatırım size. 12'den sonra yapma. Yapma. Oysa her zamanın ve mekanın hükümleri ve özellikleri ayrıdır. Gecenin de gündüzün özelliği ayrıdır. Allah diyor ki istirahat örtüsü yaptım geceyi. Maişet için zemin hazırladım gündüzü. Ters yapıyorsun Mehmet abi. Sen şimdi beyaz eşeğe dükkanı gece aç abi. Gündüz de yat. Bulursun müşteri. Bedruşlar gelir değil mi? İçmişler falan tamam mı abi falan. Onlar gelir. Kim gelecek abi? Tokacı da gelir. Gelir değil mi? Tabii tabii. Ya. Satamaz. Ne kim satacak Cemil Hoca? Ne satmasın? Gelecekleri belli. Kim gelecek? Gececiler gelir. Başka? Vefa ve dürüstlük pahalı bir hediyedir ve köprüdür. Onu asla ucuz ve basit adamlardan bekleme. Bu cümle benim değil. Şu. Diyor ki vefa ve dürüstlük pahalı bir hediyedir ve köprüdür. Onu asla ucuz ve basit adamlardan bekleme. Bunu beni sarmaladı böyle bir Zeytinburnu'nun yıkılması beni çok üzmüştüm. Bayağı ben içerideyken yıkıp arsa olarak sattılar. Çok acayip. Dedim ya Allah Allah bunu yapanlarda hiç vefa. Kafayı taktım böyle. Allah Allah nasıl insan hizmete, davaya vefa olmaz. Dershaneyi yıkıyor, arsa olarak satıyor falan. Çok acayip bir demek ki bizde bazen de takılıyoruz yani insandır. Allah Resulü üzülüyor da. Ustadın dişi düştü de. Bayağı sardı beni. Yanımda yeğenim vardı. O söyledi bunu. Dedi ki vefa ve dürüstlük pahalı bir hediyedir ve köprüdür. Enias yaptılar dediğim zaman onu asla ucuz ve basit adamlardan bekleme. Üzülmenin sebebi onu kaliteli adam yaptığın içindir. Aslında basit ve ucuz adam. Ya, Celal anladın mı? O vefa acayip bir duygudur abi. Anladın mı? Mesela beraber dün müydük Reanlı'ya gittik abi? Dün müydü? Niye gittik abi? Derse gitmedik biliyor musun? Vefa'nın evet. Cuma abi 80 kaç yaşında? 86. 86 yaşında. Bu oralara o en tehlikeli dönemde selam vermek suç olduğu dönemlerde hizmeti getiren Nizam, abimiz. Senle de çok gittik Allah razı olsun. Evet. Ne yaptık biliyor musun? O adama geldik, sırf gittik, ziyaret ettik, duasını aldık, namaz kıldık, geldik. Çok hoşuna gidiyor abi. Ha. Gitmez mi be? Çok güzel abi. Senin için o 47, kaç, 37 kilometre mi? Reyhanlı kırık. Evet. Ziyaret ettik. Ha, vefa, niye gösteriyor? Vefanın en ustadı Allah Resulü'dür. Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah, ben işte senin hanımlar içinde şöyleyim şöyleyim malum. Ya diyor bir gün olsa da Hatice'yi unutmuş olsan diyor, hatırlamamış olsan, her gün ondan sitayişkarane, mahzun, özlemcesine ondan bahsediyorsun dedi. Ayşe dedi, herkes benden kaçarken o bana ilk iman eden oldu. Herkes bana düşman iken o her şeyini bana teslim etti. Ve ekledi. Sanki şimdi diyor, şimdi her gün yeni aramızdan ayrılmışını hissediyorum. Vefa. Ve diyor, vefa diyor, diyor. Vefa kaliteli adamların özelliğidir. Öyle ucuz ve basit adamlardan vefa bekleme. Mehmet abi bak şimdi. Meşgul olduğun bir sürü iyiliklerin oldu, şu oldu. Ama bakıyorsun ki hemen değiştiriyor seni. Değiştiriyor seni. Niçin biliyor musun? Hemen iki sıfat. Seni çabucak ve çok ucuz, basit sebeplerle seni terk edebiliyorsa o adam ucuz ve basit adamdır.
herkes poşetindekini çıkarır. Allah, İsa Aleyhisselam bu cümlesiyle değiştirin konuyu. Havarileri vardı yanında, havarileri vardı. Giderken bir kısım Yahudi hakaret etti peygambere. Ondan sonra hiçbir şey demedi. Tabii onun havarileri da ses yapmadı. Geçti, sonra dediler ki, ey Allah'ın peygamberi, niçin bir şey demedin? Herkes diyor, yanındakini verir. Benim öyle yanımda bir şey yok ki vereyim. Yani küfür ettiler ya Ömer abi. Herkes yanındakini verir. Bizim yanımızda öyle bir şey yoktur. Mesela çok mühim bir şey var. Arabanıza bir şey yapılıyor, bilmem ne yapıyor. İkinci kattasın. Atacaksın, tamam mı, bir şey. Ne atarsın? En yakınında olan bir şey atarsın. Çünkü çok değerli bir şey gidiyor. Veya çocuğu yiyecek köpek. Artık bu kalemi düşünür müsün, kalemi? Bardağı düşünür mü? Atarsın da. Çünkü yanımda bu var. İsa Aleyhisselam diyor ki, herkes yanındakini verir. Benim yanımda böyle bir şey yok. Yaşadığım üç misal vereceğim. Bu da çok önemli. Ben yaşadığım üç tane örnek vereceğim şimdi. Bu çok, bu yaşadığım olduğu için tesir edecek size inşallah. Dişimin arasına, dişimin arasını daima temizlediğime alışmıştım. Bak, psikolojiye bak. Dişin arasına devamlı temizliyordum. Her gün yemekten sonra temizliğe alıştım. Dilim gidiyor oraya, Celal. Elim gidiyor oraya. Bak şimdi. Bende de var bu alışkanlık. Var, bak şimdi. Niye? Bak şimdi. Sonra bir tanesini çektirdiğimden araları kalmadığı halde, yani ikisi arası hep oraya gidiyordu. Bir tanesini çektirdim. Daha bir şey kalır mı oraya? Kalmaz ki, bir tane çektirdim. Boş oldu orası. Yani orada hiçbir şey yok, biliyor musunuz? Bak. İyi dinleyin hocam. O psikolojiye bakın, takıntıya bakın. İki dişimin arasına temizliyordum. Alıştım. Bak, hoca da böyle yapıyor. Tamam. Sonra bir vesileyle bir tanesini çektim. Orası boş. Tek kaldı. Tamam. Arkada. Bak şimdi. Hala aralarında bir şey varmış gibi dilim ve düşüncem oraya gittiği gibi. Hala yer yer, yani ilk zaman, ilk hafta Ömer abi hep dilim gidiyordu. Elim gidiyordu. Sonra aklım başıma geliyordu. Ve bir şey yok ki. Peki ikide bir niye dilim gidiyordu? Artık bitti gibi. Elim gidiyor. Ve bakın, boş yani. Gittiği gibi, tamam buraya kadar. Sizin de mazide olmuş, bitmiş bazı olumsuzlukların hala devam ettiği zannetmek bana buna benziyor. Şey nerede Abdurrahman? Abdurrahman. Tamam mı? Bak, benim dişimin arasında bir şey olması imkansız çünkü diş yok. Ama hala varmış gibi. Ha, geçmişte olan bazı şeyler olmuş bitmiş. Hala varmış gibi düşüncelerimiz, aklımız, hayalimiz, bazen gadabımız, hiddetimiz gitmesi benim buna benziyor. Alışmışız. Aleykümselam. Gir. Ona benziyor. Kapı açık mıydı? Aşağıdaki açık. Açık ha. Demek ki bazı geçmişteki olumsuzlukların hala devam ettiğini zannetmek buna benziyor. Aslında bir şey yok. Sen düşüncenle var ediyorsun onu. Ya bu acayip bir şey. Ölçü. İkinci bir örnek vereyim. Biri de hep... Yine bu serbest bölgeden alınan bir şey değil mi? Evet abi, aynen. Aynen. Bir baktım, yok ki Ömer abi orada. Niye yapıyorum peki? Varmış gibi niye hissediyorum? İnandırılmış acizlik. Acizliğe inandı. Onu kodlamışız. Mesela sanki o başımızdan bir hadise geçmiş Abdurrahman vesaire. Bazen bir vurur, petetika vurur gibi. Bizim orada Karadeniz'de öyle derler. Petetika vurdu diye derler. Vurur böyle. Sanki o geçmiş 10 sene, 15 sene önceki hali yaşarsın taze taze. Sanki olmuş gibi. Öyle bir şey yok. Burada var. O bitmiş artık. Benim dilimin gittiği gibi senin de düşüncen oraya gidiyor. Orada öyle bir şey yok.
İkinci bir örnek. Biri de senin için en tehlikeli vaziyet, tehlikenin bizzatı kendisi değil, tehlikesiz zannettiğindir. En tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Tehlikeliyi tehlikesiz zannetmendir. Bana bir şey olmaz diyenlerin başına geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zina yapmayın demiyor da ne diyor? Yaklaşmayın. Değil mi? Yaklaşmayın. Niye bana bir şey olmaz deyin demiyor? Bak bir de okuyayım. Senin için en tehlikeli vaziyet tehlikenin bizzatı kendisi değil. Tehlikenin bizzatı kendisi değil. Tehlike neymiş? Tehlikesiz zannetmendir. Tehlike nedir? Noktalı virgül. Tehlikesiz zannetmendir. İşte orada düşüyor adam. Üçüncü örneğim. Trafik kazaları bundan oluyor abi. Trafik kazası ve boğulanlar kimler biliyor musun? Acemiler çok azdır. Bana bir şey olmaz. Usta yüzücüler boğuluyor. Yani istatistiği öyle gördüm. Trafik kazası acemiler çok az yapar. Kazayı hep bizim gibi deli deli sürenlerdir. Usta şoförler. Ha? Kendine çok güvenen. Evet. Lap diye bir dalı veriyor. Resul duysun bunu. Söylerim abi. Tamam söylerim diyor. Yok ki adam yani uzayda ya hiç kim trafikte kimse yok yani öyle söylüyor. Biri de bir dostumla sıkıntısıyla meşgul olurken üçüncü örneğin bir dostumun sıkıntısıyla meşgul olurken ben bir gün baktım çok mutlu. Baktım ki sıkıntılı adam çok mutlu. Üç gün sonra köye tatile gidecekmiş. Bak bunun sıkıntısıyla meşgul oluyordu. Allah Allah. Tamam da bir gün sonra baktım ki ulan bizim konuşmalar mı tesir etti ya. Baktım ki çok mutlu. Bir gün sonra. Bak. Çok mutlu. Sebebini sordum. Ben ona dedim ki tebdili mekanda hayat vardır. Yani hicret etmekte sıkıntılar gideceğini sünnette vardır. Çok şey oluyorsa ya evi değiştir ya bir seyahat et. Bak şimdi ne yapmış? O çok sıkıntısı vardı. Baktım ki bir gün sonra çok mutlu. Sebebi 3 gün sonra köye tatile gidecekmiş. Sordum ona. Orada mutlaka akraba ve dostlarıyla beraber mutlu ve huzurlu olacağını düşündüğü için bulunduğu halden çıkmış oldu. Çünkü neyi hayal ve tasavvur ediyorsan oraya dönüyorsun. 3 gün sonra köye gideceğim. Bilet aldı daha gitmedi. 3 gün sonra köye gideceğim. Dostlarımla akrabalarım olacak. Eski hatıralar olacak. Kardeşlerle işte denize gideceğiz, dağa çıkacağız, amcuma çıkacağız, tamam mı? Dedi, tamam. Vesaire Ömer abi, daha gitti mi? Gitmedi. O orayı hayal ettiği için oraya dönüştü. O zaman neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Mesela sıkıntı yaptınız, yazın burada, kırka yanıyor. Ulan şu alana, tamam ya yarın çıkıyoruz. Ömer abinin o çamın altına seriyor sevgi. Şimdi de şu anda hoşuna gitmedi mi Mustafa? Oraya değil mi? O ne kadar güzel bir yer, pufur pufur esen bir dere yatağı. Benim bile şu anda hoşuma gitti, geldiğim zaman sordum zaten. Ömer abi, sordum. Orada biraz dedim böyle çukur var, onu bu sen daha yaz olmadan traktörle git, orayı doldur. Yani burada Latife anlatıyorum ama şu, sır şu. Sıkıntınız olduğu zaman mutlu olabileceğiniz bir yeri hayal edin. Orayı düşünün. Çünkü neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Ve orada oluyorsun.
Aynı bak ha mesela alandayım. Mesela ya şöyle soğuktu böyle soğuktu anlatan burada üşürsün. Ya şöyle yemek yedik orada karpuzda peynir şöyleydi. Biraz da anlatamak için çıkacak. Peki değiştireyim biraz daha. Veya şuradan birkaç tane de okuyayım. Biz bu dünyaya ait olmadığımız için içindekiler bizim değil ve bize huzur vermiyor. Biz bu dünyaya ait değiliz. Ruhumuzu kastediyorum. Mesela bugün birisine sordum sofrada. Acayip acayip bakıyordu beraber. Doydun mu? Valla karnım doydu ama gözüm doymadı dedi. Niye? Çünkü insanın fıtratında sonsuzluk var. Niye bu dünyada her şey elimize geçtiği halde mutlu değiliz? Çünkü biz buraya ait değiliz. Ne yaparsan yap, seni memnun edemez bu dünya. Fizik ve kuantum fiziği gibi gözükenler kadar aynı yerde gözükmeyenlerin varlığı var. Mesela fizik, ama kuantum fiziği de burada. Sonra ilim arttıkça, burada başka şeyler de varmış, öğrendim. Bu dünya da böyle. Allah Celle Celaluhu der ki, kimi benden çok seversen, onu senden alırım ve ekler. Bak, ekler. Onsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür, düşman kalkar, dost olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Mustafa burada olsaydı edebiyatçı. Düşman dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. En garibi de budur ya. Öldüm der, durur, yine de yaşarsın. Hazreti Mevlana demiş. Öldüm der ama hala yaşarsın. Mevlana'nın bir sözü. Bu Mehmet abi ise senin çok hoşuna gidecek. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söylene bakarım adam mı diye. Mevlana demiş, bir de okuyayım işte. Tamam mı? Bir daha. Ha edebiyatçı da var. Cemil! Burada mısın abi? Abdurrahman abim de edebiyatçıdır abi. Abdurrahman, edebiyat, yo niye polisiye yo? Yok, edebiyat mezunu. Ha, edebiyat mezunu musun? Vay vay vay. E o zaman, bak. Lan edip ya. He? Lan hepsi edip abi. Vallahi acayip ya. Ben hasta kaldım. Polisiyeyi biliyordum adam edip. Suskunluğum, susuyorum biliyor musun? Ve konuşuyorlar benim hakkımda. Bana bir sürü şeyler gönderiyorlar, acayip göndermeler yapıyorlar. Mevlana der ki, susuyorum, niye biliyor musunuz? Asaletimdendir. Niye? Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Müthiş. On numara ya. Adam mı yani? Bilinç gelişimi olayları iyi kötü olarak etiketleme, iyiliği yerine onların büyük resimdeki rolünü ve kimin varoluşu çıkardığını kavrayabilmeyi öngörür. Maalesef inançlı olduğunu düşünen birçok kişi de temel bilimlerden uzak kalma nedeniyle bilinç gelişiminde uzak kalmakta ve inancın oluşturacağı gelişimi yaşayamamaktadır. Bir isimsiz bir kardeş yazmış buraya. Peki, ne kadar oldu? Daha yeni başladı. 40 dakika. Biraz da gideyim o zaman.
Hey gidi uşaklar. Allah Allah. Kardeş de şaşırıyor. Geç alışmıştır bize. 54. 51'e bir bakayım. Tamam. 61'e de bak bari. 100. 57'yi unutma abi. 53. 53'ü şey yapsın ondan sonra. 124. Kaç sen dedin şey? 53. 57 abi Sinop'ta var aslında. 50. Vay be. 53'ün önünde abi. He? 52 de 53'ün önünde. Ha. Bak görüyor musun? Olsun. 61'e kadar git abi. Kötü arkadaş gölge gibidir. Bunu Bremen Afendi yazmıştım Almanya. Başlık. 53 mü bu? Yok. Numarasını söyleyeyim. Biraz önce ne okudum? Tamam. Ne oku, neydi? Suskunluğum asaletimdendir. Tamam. Lakin cevap her söze verilecek bir cevabım vardır. Ama. Ama veriyor. Sen öyle değilsin ama onların yanındaysan nasıl ki beyaz bir zemine haricen bir şeyin gölgesi düşerse. Bunu gördüm ben. Şurayı mermer düşünün abi. Mermer. Güneş buradan vursa, bu duvar vesaire veya dışarıda mermer var. Gölge, ağaçların gölgesi, duvarın gölgesi düşse beyaz mermer ne olur? Siyah gözükür değil mi abim? Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Beyaz mermer siyah gözükür. Siyah gözükmesinin, siyah olmasının sebebi gölgeyi düşürüyor. Bak sen öyle değilsin ama onların yanındaysan, nasıl ki beyaz bir zemine haricen bir şeyin gölgesi düşerse o zeminin aslında varmış gibi sanki o zemin siyah imiş gibi siyah gölge düşmesi gibi olur. Peki başıma geldi de ondan. Sonra baktım Allah Allah unutmuşum çamur. Siliyorum. Dersen şey. Buna bir şey var ya. Sil sil çıkmaz. Bir sürü uğraşıyor. Aslında olsaydı belki de o kadar silinmesiyle çıkardı. Haricen gölge düştüğü için silinmiyor ve kaybolmuyor. Kötü arkadaş ve dost veya akraban da böyledir sana. Ne yaparsa hep silinmiyor, üstünde duruyor. Çünkü gölge vuruyor. Orada yok, sende yok ama senin üzerinde. Ne yaparsan yap. Onun sendeki gölgesi yok olmayınca ithamı da alırsın. Birinciyle çakıştırma. Birincide üç sefer sildim dedin ama buraya göre silinmiyor. Ya hangisi birinci ne dedim? Birincide odaya git kendine söyler. Affetmek. Ha şimdi affetme kötü arkadaşla beraber olduğun zaman mesela sigara içmiyoruz böyle tabii elhamdülillah. Sigara için yanında durdun. İçtin. İçmiş oldun. Yani üzerine siniyor ya. Yani kafa, o affetme kafada abi. Şeytan kadınlara, erkeklere farklı yanaşır. Başlık. Bakayım ne diyor. Kadınlar okşanmaya, takdir görmeye, onaylanmaya çok muhtaç olduklarından fıtratlarının gereği bu. Erkekler ise bu kadar değil. Ondandır ki kadına şeytan daha çok musallat olmaya müsait görüyor. Erkek de bu konuda fazla onlar kadar zaafları olmadığından şeytan onları, erkekleri yani enaniyet, ben gibi konulardan zaafları var. Oradan vurur. Erkekte ben vurur gibi. Bu cinsiyete göre mi yoksa gerçek manada mı? Abi geneli bu. Fıtratta bu. Yani fıtratlar şu andaki zeminde uygun mu? Fıtratlar değişmedi mi? Yani kadın da böyledir. Yani okşanmaya, takdir görmeye, onaylanmaya çok muhtaçtır. Bu böyledir abi. Kadın yani fıtratlar bozulmamışsa, fıtratlar bozulduğu zaman erkekler kadınlaştığı zaman ha, o, tabii. Cemiyetteki sıkıntı bu. Evet. Uymaz yani. Evet doğru. Cemiyet yani kadınlar erkek olursa, erkek de kadın olursa bedeni kadındır. Bedeni erkektir ama öyle erkek var ki kadın olur.
O başka. Bu genel fıtratı konuşuyoruz. Şeytan kadınlara bu konuda çok zaafları olduğunda takıntıları çok olur. Takıntıları kadınların çok olur ve çabuk değişirler. Yani bir zaman falan şeyi, başka zaman daha başka şeyi takıntı yaparlar. Şeytan pusuda bekler kadını, malum günlerde erkekleri ise eyyam-ı biz günlerinde onları çok, mesela eyyam-ı biz erkekleri nedir o? Kameri ayların 13, 14, 15. günlerde erkekler çok asabi olur. Kadınlar da o günlerde olur. Günlerde insanın bu zaaf noktalarını çok kaşır. Şeytan bu günlerde ona da buna da insanın zaaf noktasını çok kaşır. Mesela İzam 3 sene önce düğünün araba dinlerken sen onu unutmadın ha? Lan ne alakası var, yemek yiyorum şimdi. Ya 7 sene de önce vardı o. Böyle getirir toplar. Bu günlerde şeytanın sözünü kendi sözün, arzun, isteğin imiş gibi inandırır. Şeytanın sözü ve konuşmalarını, isteklerine kendimiz istiyormuşuz, konuşuyormuşuz gibi bizi aldatır. Bunun için 13. lemayı çok okuyun. Bunun çaresi, yani takıntılar olursa, ikide bir sen hissiyatın değişiyorsa, en çok hani vesvese deniliyor, hayır. 13. lemayı çok okuyun. Gece ibadet için kalktığımda aynı evde yattığım, buna gerek yok. Dünya tenteneli bir perdedir. Ve Adem. Bunu da okuyayım, keseyim. Nasıl ki müstakil beyaz renk yok. Renk var ya, beyaz. Neymiş? Bütün renklerin hulasa-i camiasından ortaya çıkan renktir. Biliyor musunuz? İlkokulda yaparlardı. 7 tane renk var böyle, küre. 7 tane rengi çabuk gezdirin böyle, çevirin. Hangi renk olur? Gözükür. Beyaz olur. Mesela şu lambayı kristalde düşünün. Böyle bakarsanız kristalde farklı, değil mi Ömer abi? Böyle bakarsan farklı, böyle bakarsan farklı, böyle bakarsan farklı. Şimdi bir küre düşünün. Biz ilkokulda, ortaokulda da yapardı hocaya. Şöyle küre düşünün, çevriliyor, dönen. 7 tane renk olsa. Çevirinizde tek gözükmeyecek kadar hızlı çevirin. 7 tane renk içinde beyaz yoktur. O 7 tane rengin hulasası aynı oranda beyaz olur. Beyaz renk olur. Şimdi onu ne şey yapacak? Tıpkı dünya gibi bu. Beyaz 7 rengin tenteneli sureti ise dünyada ötelerin tenteneli sureti. Şimdi beyaz neydi? 7 tane rengin bizdeki tarafı. Hiç asla 7 tane içinde beyaz yok. O bütünsellik bize böyle gözüküyor. O zaman nedir? Beyaz 7 tane rengin tenteneli perdesidir. Dünya da ahiretin böyle tenteneli perdesidir. Adem ise, yokluk ise, Adem ise renksiz renktir. Beyaz. Bak, Adem renksiz renktir, beyaz. Beyaz nedir peki? 7 tane rengi hulasası değil mi? Aslı var mı bunun? Yok. Ama bir renktir. Renksiz renktir, beyaz. Hem renklerin subut ve müstakil vücutları yok. Bir kavle göre güneşin istihalesinden ortaya çıkan ve bizim öyle gördüğümüz, mesela güneş olmasa hiçbir tane renk olmaz. Aslında renk yoktur arkadaşlar.
güneş enerjisi vuruyor yaprağa, vuruyor ayvaya. O içeride olay yapıyor. Dışarıya kırılma açısının farklılığından renk gözüküyor. Yani güneş ışığının eşeğe vurduktan sonra geriye yansıyan farklı açılarla bizde ortaya çıkan renk işte. Renk aslında onda yok. Yaprakta öyle renk yok. Gökkuşağı. Ayvada o renk yok. Gökkuşağı. Ya gökkuşağı da aynı, evet. Şimdi bir şey söyleyecek de, oysa renklerin renkleri yok. Renklerin renkleri yok. Güneş onu bize öyle gösteriyor. Beyazın müstakil rengi yok. Tüm renklerin, yedi rengin yani, ceminden olduğu gibi renklerin de renkleri yok. Güneşin bize böyle göstermesidir. O zaman beyaz iki yokun varıdır. Beyaz o zaman nedir? İki yokun varıdır. Kendi rengi yok. O yedi tane rengin de hepsinin de rengi yok. Öyle gözüküyor. Güneş vurduğu için ayva sarı gözüküyor. Aslında onun da yok. Bak, o sarının da kırmızının da rengi yok. Güneş vurdu, o eşyadan kırılmadır. Aslında onun rengi yok. E, yedi tane rengin de bütünlüğünden beyaz çıkıyordu. Onun da aslında beyazın da o içinde bir tane hissesi yok. Yedi renk içinde beyaz yok. O zaman beyaz nedir? O tek tek renkler aslı yok. Bütünsel renklerde de beyaz yok. İki yokun varıdır beyaz. İki yokun varı. Adem de yokluğun varlığıdır. Adem de böyledir. Beyazın nasıl ki altyapısı yok, hiçlik de böyledir. Hiçlik aynı sıfır gibi. Yok ama her şeyi o belirliyor. Sıfır yok. Matematik piyasada yok ki böyle bardak gibi. Ancak kafada var. Sıfır denen bir vücudu yok. Ama öyle bir yok ki bütün bir iki yok belirliyor. Sıfırı kaldırırsanız bir olur mu Ceylan? Olmaz. Kendi sayısal bir değeri yok. Ama 500'ü, 276 gibi sayıları gösteren sıfırdır. Mesela bir, sıfıra uzaklığı. İki nedir? İki tane birdir. Üç nedir? Üç tane birdir. Aslında sayı tektir. Birdir, başka sayı yok. 276 tane birin yan yana gelirse 276 olur. Yani sıfırı kaldırırsanız sayı yoktur. Peki matematiğin vücudu var mı? Böyle şey var mı? Yok. Beş nerede var arkadaşlar? Yazı yazarsak kafamızda var. Beş yok. Ha. Ama bütün fenlerin, kimyanın, matematiğin, fiziğin de zeminidir matematik. Ama kendisinin vücudu yok. Fiziğin var, bu fiziktir. Aynı zamanda kimyadır. Fakat bütün o hesaplar matematik üzerine kurulur. Hatta matematik bile Big Bang'te sıfır zaman deniliyor. Sıfır zaman deyince eksi zaman da var. Bakın sıfır, kainat, varlık bitiyor, hala matematik var. Bir Allah'ın kulu çıkıp da matematiği kim yarattı sormuyor. Niçin? Çünkü matematiğin başı yok ki. Bir başlama tarihi yok. Big Bang'ten de önce var. Sıfır zaman diyorsun bakın. Sıfır diyebilmen için bir sürü eksiler de var. Sıfır, eksi bir, eksi iki diye gidiyor. Başı yok arkadaşlar. Matematik doğmamıştır, doğrulmamıştır. Mahluk değildir. Nereye varmak istiyorsun? Bununla Adem, Adem de böyledir. Bütün her şeyi o belirliyor. Mesela oraya gelecektim. Mesela ustad diyor ki hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Ne yapacaksın hiçliğini? Sıfırda hiç olduğu için bütün sayıları o belirliyor. Eğer hiçliğini bilince hiç olmak için değil, bütün her şeyi göstermek için bir çalışmadır hiçliğini bilmek. Tabana iniyorsun. Evet yani ama her şey orada gözüküyor. Yani sıfır hiç gibidir. Mesela 30. sözde ne var Mehmet abi, hatırladın mı sözde? En ebası var. En içi ne diyor? Elif ve nokta. Arapçada sıfır nasıl gösterilir? Nokta. Nokta.
Ve matematikte bir sıfır var, bir de bir var. Bak, N'de bir elif var, bir, bir de sıfır var. Yok. Yok. Ama bütün varlık onun üzerine kurulmuş. Onu. Yani hiçliğini bilmek, yani vücut rengini vermemek, bütünsel olmak içindir. Her şeyi anlamlandırmak içindir. Hiç olmak için değildir. Güneşin bize böyle görmesi, o zaman beyaz iki yokum varı, Adem de yokluğun varlığı, vücutsuz vücuttur, Adem vasıfsız vasıftır, Adem sıfatsız sıfattır. Hiçliğini bilmek de usta çok kullandığı için bunu izah ettim. Hiçliğini bilmeye çalışıyorum. Ne olacak hiçliğini? Ta ki var olmak için. Evet, biraz böyle aşure gibi bir ders oldu, sohbet oldu. Evet. Ve ahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.